Sevgili gençler, merhabalar. Belirli integralin doğrusal hareket problemlerine uygulanışı konusunu ele alacağız bugün ve bu integral serisinin son videosu. Söylediğimiz gibi arkadaşlar, bu video serisinden sonra 40 soruda türev ve 40 soruda integral serisini geçen sene yayınlamıştık. Bu sene tekrarını, yani yenisini yayınlayacağız. Daha yeni nesil sorularla, daha içeriği değiştirilerek 40 soruda türev önemli soruları ve 40 soruda integral önemli sorular olmak üzere bunları da yayınlayacağız. Bilginize sevilen bir seri oldu, izlenen bir seri oldu, sizin yararınıza olan bir seri oldu. Geçen sene yaptım, bu sene de daha güzel sorularla, daha yeni nesil sorularla tekrardan karşınızda olacağız ve bu videonun da ilk sorusuyla başlayalım. Örnek 1. Demiş ki arkadaşlar, bir cismin hızı Vt eşittir 12t bölü 5 artı 10 metre bölü saniyedir. 0 ile 10 zaman aralığında alınan yolu bulunuz demiş. Öncelikle türevde şunları yapmıştık, hatırlayın. Demiştik ki st eğer yol fonksiyonuysa, s'in türevinde t, bu bize hız fonksiyonu veriyordu, Vt. Hızı veriyordu. Yani yolun türevine biz hız demiştik. Ve s'in ikinci türevinde t. Yani bu v'nin birinci türevinde t. Bu da neyi veriyordu bize? AT'yi. Yani buna da ne demiştik? İvme demiştik. Demek ki hızın da türevi ivme olacak. Yani yolun ikinci türevi ivme diyebiliriz. O halde tersten ilerlersek ivmenin integrali hızı, hızın integrali yolu verir. Ben ivmenin iki kez integralini alırsam yine yolu bulabilirim. O halde sorumuza başlayalım. Bakın, bize hız fonksiyonunu vermiş, alınan yolu soruyor. Hızdan yola geçerken integral almak zorundayım. Dolayısıyla zaman aralığında vermiş, 0 ile 10 aralığında diye. 0'dan 10'a kadar 12t bölü 5 artı 10 dt diyeceğiz. Tamam. Eşittir. Buranın integralini alalım. 12t kare bölü 2'den bir kere 6t kare gelecek zaten. 6t kare bölü 5 artı 10t. Nereden nereye? 0'dan 10'a kadar dedik. Onu yerine yazacağız şimdi. 6 çarpı 100 bölü 5 artı 10 çarpı 10'dan 100 gelir. Şunları sadeleştirirsek 20. 6 kere 20, 120. 100 ekle 220 olacak. Doğru mu? 0 yerine yazdığımızda zaten 0 geliyor. Dolayısıyla cevabımız neymiş? 220'ymiş sevgili gençler. Tamam. İkinci örneğimize bakalım. İvme denklemi AT'yi vermiş bize. Olan bir hareketlinin ilk 4 saniyedeki hız değişimi. Ki biliyorsunuz ki ben AT DT bunun integralini alırsam neyi bulurum? VT'yi bulurum. Tamam. Dolayısıyla integral hangi? İlk 4 saniyedeki diyor. Yani 0'dan 4. saniyeye kadar olan kısımdaki hız değişimini bulacağız. Dolayısıyla AT'nin integralini alacağız. Yani 3T kare eksi 4T eksi 3 DT diyeceğiz. Ve bu da T küp eksi 4T kare bölü 2'den 2T kare eksi 3t. Nereden nereye olacak? 0'dan 4'e olacak. Yerine yazarsak 64 eksi 2 çarpı, burası 4'ün küpünden 64 oldu. 2 çarpı 4'ün karesi 16. Eksi 3 kere 4 12. Şurası 32. Burası da 12. Toplamda ne çıkaracağız? 44 çıkaracağız. Cevabımız ne olacak? 20 olacak sevgili gençler. Tamam. Geçelim bir sonraki sayfamızda 3. örneğimize. Bir bilyenin akışkan bir madde içinde ivmesi şuymuş arkadaşlar, bakın. A eşittir eksi 3 ve kare bağıntısı ile değişmektedir. Bilye bu akışkan içerisine 3 bölü 2 metre bölü saniyelik ilk hızla girerse kaç saniye sonra ilk hızının yarısına düşer hızı diye sormuş. Şimdi başlayalım sorumuza. Öncelikle A dediğimiz ifade eksi 3 V'nin karesine eşitmiş. Doğru mu? Peki ben burada a'yı neyin türevi olarak alabilirim arkadaşlar? Bu a dediğimiz şey neyin türevidir aslında? Hızın türevidir. Doğru mu? O halde diyeceğiz ki, bakın, dv bölü dt diyeceğim ben buna. İvme hızın, bakın, hızın türevi olduğu için dv bölü dt dedim. Tamam. Sonrasında şöyle diyelim. Eşittir eksi 3 v kare olsun. Peki ben burada şunu yapabilir miyim? Şuradaki v kare ile şuradaki dt'nin yerini değiştirsem dv bölü v kare eşittir
eksi 3 dt olacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burayı v üzeri eksi 2 çarpı dv eşittir eksi 3 dt diye de yazabilirim. Birazcık aşağı indirelim ve devam edelim. Her iki tarafın gelin integralini alalım şu şekilde. Yani sol tarafın v'ye göre integralini almış alıyoruz. Sağ tarafın da t'ye göre integralini almış oluyoruz ki bu şekilde şunun integralinin v üzeri eksi 1 bölü eksi 1 değil mi? Artırdığımıza bölüyoruz. Bunun da ne olduğunu biliyoruz? Eksi 3 t olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bu buna eşitmiş. Peki integralini aldık ama hocam artı c'leri falan nerede? Bir kere zaten şunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani biz bu integralleri yazdık ama bunların bir de sınırları olması lazım. Peki v'nin sınırları nedir? İlk hızımız 3 bölü 2. Son hızımız da bunun yarısı olacaksa ben şuraya ne yazacağım? İlk hıza 3 bölü 2. Son hızımızda olması istenen hız da 3 bölü 4. Yarısı kadar olmasını istiyor ya. Yarısına düşer diyor. O yüzden bu şekilde yazdık. Peki ilk hızımızın olduğu zaman dilimi 0. Kaçıncı saniye diye sorduğu için de buraya t yazacağım. Şimdi biz aşağı inip sınırlarımızı da şurada yerine yazarsak 3 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü burada da 0 ile t'yi yerine yazarsak bakın şuraya çektim. Buradan devam edelim artık. Bakın diyoruz ki yerine yazarsak 3 bölü 4'ü bir kere şurası nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü v'dir. Peki yerine yazalım artık. Eksi 1 bölü 3 bölü 4 eksi eksi 1 bölü 3 bölü 2 eşittir. T'yi yerine yazarsam eksi 3 t eksi 0 gelir. Yani şu 0'ı görmemize gerek yok. Peki biz bu işlemi devam ettirirsek 4 bölü 3'ü ters çevirdiğim zaman eksi 4 bölü 3 yapar. Artı bunu ters çevirdiğim zaman artı dedim neden? Çünkü bunlar birbirini götürür. 2 bölü 3 gelir. Bununla bunu topladığımız zaman ne gelir? Eksi 2 bölü 3. Peki bu neye eşitmiş? Eksi 3 t'ye eşitmiş. Arkadaşlarım buradaki eksileri de birbirini götürürse 3'ü de karşıya atarsam t ne olur? 2 bölü 9 olur. Demek ki 2 bölü 9. saniyede hızı yarısına düşermiş. Bu akışkan sıvının içerisine ilk hız olan 3 bölü 2 metre bölü saniye ile giren cisim 2 bölü 9 saniye sonra hızı yarıya düşecekmiş. Tamam. Devam edelim örnek 4 ile. İlk 1 saat okuma bilgilerinden yararlanarak bir öğrencinin okuma hızının AT eşittir 40 artı 10 T kelime bölü dakika olduğu belirlenmiştir. Öğrencinin AT hızıyla okuma yaptığı kabul edilirse ilk 1 saatte okuduğu kelime kaç adettir? Burada 1 saat diyor ya hemen öğrencilerimiz sıfırdan 1'i algılamasın. 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Neden bunu 60 dakikaya çevirdik? Çünkü bize kelime bölü dakika bazında okuma hızı verilmiş. Tamam. Dolayısıyla ben integral 0'dan 60'a tamam mı? 40 artı 10 t dt'yi bulmam gerekiyor. Bu bize cevabı verecek. Hocam bunun neden integralini aldık diye sorarsan aslında sen bu soruyu şu şekilde de düşünebilirsin bak. 40 artı 10 t ile buna diyelim ki aracın hızı diyelim. Tamam mı? Aracın hızı. Çünkü burada okuma hızı vermiş. Aracın hızı diye düşün. Okuduğu kelimeleri de tamam mı? Alınan yol gibi düşün. Ben hızdan yola geçerken ne yapıyordum? Hızın integralini alıyordum. Demek ki okuma hızının integralini alırsam kaç tane kelime okuduğumu da bulmuş olurum. Tamam. Daha iyi anlaşılmıştır sanırım. İntegralini alalım. 40t artı 10t kare bölü 2'den 5t kare gelir. Doğru mudur? Ve 0 ile 60'ı yerine yazacağız. Peki 60'ı yerine yazalım. 40 çarpı 60 artı 5 çarpı 60'ın karesi 3600 eksi 0. 0'ı yerine yazdığımız zaman zaten 0 gelecek. Şurası ne gelir sevgili arkadaşlarım? 2400 artı şurası da 18000 gelecek. Eksi 0 diyeceğiz. Buradan ne gelir? 20400 kelime okur. 1 saatin sonunda bu öğrencimiz diyeceğiz. Tamam. Devam edelim. 5. örnekle. Taksiye binen her müşteri 3 lira 60 kuruş sabit ücretle başlayıp gidilen her kilometre için 3 lira 50 kuruş ödemektedir. X kilometre yol giden bir müşterinin ödeyeceği miktar lira cinsinden HX ile tanımlanıyor. Buna göre 1'den 2'ye 10 tane HX eksi 36 DX nedir diye sormuş. Şimdi
Herkes bir kere bu taksiye binen herkes 3 lira 60 kuruşu gözden çıkaracak. Artı bunun üzerine her gidilen x kilometre için bir de 3,5 lira para ödeyecek. Artık bu bizim ücret fonksiyonumuz olan HX. Tamam mı? Ben HX'i buldum. Şurada yerine yazarsam, yani böylelikle bu HX'i de 10'la çarpmış olmam gerekiyor. Gelin biz bunu şöyle 10'la çarpalım. Tamam mı? Hazır buradayken 10'la çarpalım. İşimiz kolaylaşsın. Onu içeri dağıttığımız zaman bakın zaten virgüller gidecek biçimde ayarlanmış soru. 36 artı 35 x eşittir 10 çarpı hx yapar. Bunu da götürüp yerine yazarsam bak şurada ne olur? 1'den 2'ye integral 36 artı 35 x eksi 36 dt dx olur. Değil mi? Peki buradaki artı 36 ile buradaki eksi 36'nın da gittiğini görmüşsündür. 35x'in integrali 35x kare bölü 2'dir. Neyle neyi yerine yazıyoruz? Tabii ki 1 ile 2'yi. O halde 2'yi yerine yazdığımız zaman 35 çarpı 2 çarpı 2, çarpı 2 bölü 2'den 70 gelir. Eksi 1'i yerine yazdığımız zaman da 35 bölü 2 gelir. Ben 140'tan 35'i çıkardığım zaman 105 bölü 2 olduğunu görürüm. Buranın cevabımız da budur diyebiliriz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Geçelim son sorumuza. Altıncı örnek. Altıncı örnekte bakın diyor ki yukarıda dikdörtgen biçiminde verilen levhanın 12 santimetrelik ilk kısmı homojen yapıda olup 10 gram. Şurası 10 gram arkadaşlar bu kısım. Tamam. Oklarla da göstermişiz bakın nereye kadar 10 gram olduğunu. 8 santimetrelik diğer kısmı da homojen yapıda olup 20 gramdır. Bak bunun demek ki sağ taraftakinin öz kütlesi daha büyük değil mi? Daha küçük olmasına rağmen daha ağır olduğuna göre. N noktası 20 gramlık levhanın üzerinde bulunması koşuluyla ki buradaki N noktası neredeymiş arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka 20 gramlık yani sağ taraftaki levhanın üzerindeymiş. Bir f fonksiyonu tanımlanıyor ve f fonksiyonu diyor ki x santimetre uzunluğundaki MN levha parçasının ağırlığı olarak tanımlanıyormuş. Buna göre 0'dan 3'e 4fx artı 70dx nedir? Şimdi bu öncelikle kalacak burası. Tamam mı? Biz önce fonksiyonumuzu oluşturacağız. Bu fonksiyonu oluşturduktan sonra 4 ile çarpıp 70 ekleyeceğiz. İntegralini alıp belirli integral yardımıyla sonucu bulacağız. Peki ben bu fonksiyonu nasıl bulurum? Öncelikle bakın buradaki n noktası verilmiş bize. Bu n noktasına göre, tamam mı? Fonksiyona göre şurası kaç santimetreymiş? MN doğru parçasının uzunluğu x. Bu n birazcık sağda da olabilir, solda da olabilir, hiç fark etmez. Tamam. Şimdi burada ben zaten şu kısmın ağırlığını biliyorum. Yani şuraya kadar olan ağırlığı biliyorum. Şuradaki ağırlığı ölçmem lazım. Şuradaki kısma, buradaki kısma arkadaşlar şöyle diyeceğiz bakın. Tamamı x ise, şu tarafta 12 santimetre ise ben buraya x eksi 12 santimetre diyeceğim. Tamam. Ve sonrasında da diyeceğiz ki madem homojen 8 santimetresi 20 gram geliyorsa x eksi 12 santimetresi kaç gram gelir diyeceğiz. Ona x demeyelim. Soru işareti diyelim. Bu kadar gram gelir dememiz lazım. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 20 çarpı x eksi 12 bölü 8 diyeceğiz. Bu da bize kaç gram olduğunu verecektir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e böldüğümüz zaman 2, 4'e böldüğümüz zaman 5 gelir. Ve böylelikle 5 bölü 2x eksi 2'ye böldüğümüz zaman 6, 30 gelir. Bu kadar grammış arkadaşlar. Yani oradaki x ne olursa olsun bu kadar gram gelecek artık. Tamam mı? X eksi 12'ye bağlı olarak. Pekala. Şimdi ben bunun gramajını buldum. Bu kadar. Yani şuradaki parçanın uzunluğu bu ha. Tamam mı? Bu tarafta 10 grammış zaten. O zaman bizim toplam ağırlığımız 5 bölü 2x eksi 30 artı 10 diyeceğiz. Yani 5 bölü 2x eksi 20 gram diyeceğiz. Artık ağırlık fonksiyonumuza bu fx oldu. Anlaştık mı? Şimdi aşağıya doğru inelim. Aşağıya doğru inelim. Fx'in ne olduğunu söylemiştik biz. 5 bölü 2x eksi 20 olduğunu söylemiştik. Peki ben bunu 4 ile çarparsam, bu tarafı da 4 ile çarpacağım tabii. Ne olur? Şurası bakın 4 ile 2'ye böl 2, 5 kere 2 10x eksi 4 kere 20 ne olur arkadaşlar? 80 mi olur? Değil mi? Bir de ne ekleyeceğiz bunun üstüne? 70 ekleyeceğiz. Bakın buradaki 70'i
O da ne olur? 10x eksi 10 olur. Demek ki bunun integralini alacağız artık 0'dan 3'e kadar. Yerine yazacağız. Değil mi? 10x eksi 10 dx diyelim buraya. Peki bunun integrali nedir? 10x kare bölü 2'den 5x kare eksi 10x. Nereden nereye demiştik? 0'dan 3'e kadar. 3'ü yerine yazdığımız zaman 5 çarpı 9 eksi 10 çarpı 3 eksi 0 yerine yazıldığı zaman 0 gelir. Peki 5 kere 9 kaç? 45. 10 kere 3 kaç? 30. Doğru cevabımız neymiş sevgili arkadaşlar? 15'miş diyeceğiz. Evet. Bu serinin ve dolayısıyla bu videonun da sonuna geldik. Diğer konu anlatımlarında, diğer soru çözümlerinde, 40 soruda türevde, 40 soruda integralde ve topluluk kısmından yaptığımız duyuruda demiştik ki hani bomba gibi konu, bomba gibi videolar bekle bizden. Çok güzel videolar geliyor. Evet, gerçekten çok güzel videolar geliyor. Hiç yapılmamış bir şey geliyor. Daha önce hiçbir yayın tarafından, hiçbir YouTube'da konu anlatan hocalar tarafından yapılmamış olan bir şeyi deneyeceğiz. Kenan Hoca'yla, Kenan Kara hocamızla bunu yapmaya çalışacağız. Umarım rağbet görecektir ki biz bunu umuyoruz. Umarım ilgi çekecektir. Deyip artık videoyu sonlandıralım. Merakla bekleyin arkadaşlar, değecektir. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayınız.